Polatlı Belediyesi'nin bizim Millet Hareket Partisi'nin değil, Cumhur İttifakı'nın değil, bütün Polatlı'nın, bütün partilerimizin olarak kalacak. Ve arkadaşlarımızla toplantıya katılmalarından çok büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Bence toplantının en güzel tarafı da bu diye. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, malumunuz 2020 yılı bütün dünya, insanlık, ülkemiz ve Polatlı'nın açısına zorlu bir yıldı. İşte Covid-19 virüsü bütün dünyayı kasıp kavurdu. Milyonlarca insan hastalık oldu. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bundan maalesef ülkemiz de etkilendi. Şehrimiz de etkilendi. Yakınlarımızı, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı, komşularımızı, hemşehrilerimizi kaybettik. Ben bu vesileyle bu süreçte hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, hemşehrilerime Allah'tan rahmet diliyorum. Alınan tedbirler sayesinde şu ana kadar, yani şu an itibariyle büyük bir mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Hasta sayımızda çok ciddi oranda düşüşler var. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu sıfıra indirmeyi, burayı tertemiz bir şehir yapmayı umarım. Bazen işte sosyal medyada, televizyon kanallarında işte X ilçesinde sıfır vaka dendiği zaman şahsen ben de buna bir özlem duyuyorum, inşallah biz de bunu yakalayacağız diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, tabii bu süreçte Polatlı Belediyesi olarak biz devletimizin almış olduğu bütün kararları harfiyen uygulayarak, kısıtlamalara uyarak görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya gerekiyor. Kısıtlamalarda vatandaşlarımız evlerindeyken biz bunu bir fırsat bildik. Daha rahat bir ortamda çalışma imkanı bulduğumuza inandık ve biz sahada olduk. Hatta sloganımızda siz evde kalın, sahada biziz sloganımızı ettik. Bu çerçevede özellikle şehirdeki bütün kurumların, kamu kurumların, resmi kurumların, özel sektörün, iş yerlerinin, hatta konutların da hemen hemen hepsine ulaşmaya gayret gösterdi. Apartmanlardan bahçeli evlere, resmi kurumlardan okullara, camilere, meydanlara, sokaklara kadar cadde cadde, sokak sokak dezenfekte çalışmalar yaptık. Araçları dezenfekte ettik. Hatta işte Eskişehir yolundan geçen araçlara bile katkıda bulunmaya çalıştık. Yani ben şunu söyleyebilirim. Elbette ki Polatlı'mızda da bakanların çok olduğu günler, dönemler oldu. Ama biz Polatlı Belediyesi olarak bu konuda vicdanen müşteriyiz. Bütün arkadaşlarımız, bütün çalışanlarımız mesai tanımadan, hatta birçoğu mesai de almadan, tekrar ediyorum ama mesai de almadan hakikaten çok fedakar çalıştılar. Ben buradan onların hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Bütün personelimize teşekkür etmek isterim. Yani çevre korumadaki arkadaşlarımızdan, zabıta personelimize, temizlikte çalışan arkadaşlarımıza, park bahçelerdeki arkadaşlarımıza, fenişlerin hepsine, bütün sahada, saha elemanlarımız özellikle büyük gayret gösterdiler diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu süreç aynı zamanda ekonomik anlamda da takım zorluklar getirdi. Kapanan iş yerleri, kısıtlamaların olduğu dönemler dahilinde kısıtlamalar getirdi. Pandemi birçok alışkanlıklarımızı değiştirdi. Yaşam şeklimizi, tarzımızı, o sıcak ilişkilerimizi değiştirdi. Tabii biz Polatlı Belediyesi olarak her yapmış olduğumuz ihtiyaç sahiplerine olan sosyal yardım bütçemizi 2020 yılında artırdık. Gerek gıda paketleri dağıtımında, gerek Hilal Kart adını verdiğimiz, aslında biz gıda paketlerini bırakmıştık. Hilal Kart'la yardımda ulaştırıyorduk ama bu süreçte bunu da tekrar geri dönerek hem Hilal Kart'ı hem gıda paketlerini, sıcak yemek yardımlarını artırdık. Özellikle bu 65 yaş üstü evde yalnız yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerine bakmaksızın, imkanları var yok onu aramaksızın kısıtlama dönemlerinde bu insanlarımıza her gün binlerce insana sıcak yemeklerimizi ulaştırdık. Tabii gönlümüz ister ki
Hiç kimse bu şehirde ekonomik sıkıntı yaşamasın, aç açıkta kalmasın. Bu şehirde bir kişi bile aç açıktaysa, bir çocuk da yatağına aç giriyorsa, şahsen bundan biz kendimizi sorumlu hissederiz. İmkanlarımız dahilinde herkese ulaşmaya, koşmaya, elimizi uzatmaya, onlarla imkanlarımızı paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Yaptıklarımızın hiçbirinde lütufunu görmüyoruz. Bunların hepsi insanlarımızın hakkıdır, vatandaşlarımızın hakkıdır. Onları verebilmiş olmaktan da mutluyuz. Ama bu süreçte malum kış günleri geldi. Şu anda da belki bizim ulaşamadığımız, bu şehirde hakikaten aç insanlar varsa, ihtiyaç sahipleri varsa buradan sesleniyorum. Bütün kamuoyuna sesleniyorum, basın aracılığıyla. Lütfen bize bildiriniz. Biz gidilen herkese ulaşma gayret gösteriyoruz. Tabii ki kendi envanterimizde bildiklerimiz var ama bilemediklerimiz, ulaşamadıklarımız vardır. Bunun için istirham ediyorum. Lütfen bize bildiriniz. Bu şehirde hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına müsaade etmiyor. Zaten böyle bir şey olur da bildirilmezse bu vebalde bunu bilip de söylemeyenler. Tabii ki belediyeler birçok proje yapar, mimari projeler yapar, devasa tesisler yapar, parklar, bahçeler, yollar yapar. Ama bu şehirde insanlar mutsuzsa, insanlar hakikaten açsa, ihtiyaçları varsa ve buna da ilgisizse bence o belediye çok başarılı bir belediye sayılır. O dediğimiz şeyler, o sosyal tesisler ve diğer hizmetlerin hemen hemen tamamı bizim asli görevdir. Zaten bunları yapmak durumundayızdır. Buradan ben bunu da özellikle belirtmek istedim. Değerli arkadaşlarım, tabii bu süreçte işsizlik de önemli bir sorun. Özellikle Türkiye'de genç ve eğitimli işsizler ordusu var. Çocuklarımız işte üniversite okuyorlar, okullarını bitiriyorlar. Tabii ki işe ihtiyaçları var. Bunların hepsini kamuda işe yerleştirmek de mümkün değil zaten. Ama biz biliyorsunuz 2014 yılında bir İslam merkezi kurmuş idik. Geçen dönem göreve gelir gelmez. Geçen dönem itibariyle 10 binden fazla vatandaşımıza, kardeşimize, evladımıza hizmet götürülmüş. Onların işe yerleşmelerine vesile oldu. Bakın biz iş vermedik ama işe yerleşmelerine vesile oldu. Aracılık ettik. Oradaki fedakar arkadaşlarımızın gayretleri ve çalışmalarıyla kendi araçlarımızla bu insanları önce talepleri topladık. İşçi taleplerini, daha sonra işveren talepleriyle bunları buluşturmaya çalıştık. Geçen sene 1527 kardeşimize, Polatlı açısından söylüyorum, 1527 Polatlı kardeşimizin işe yerleşmesine biz vesile olduk. Ben bunu da çok önemli ve kıymetli biliyorum. Ve bugün birçok belediye bunu örnek alarak benzer çalışmalar yürütüyor. Tabii ki gönlümüz ister ki herkes işinde gücünde olsun, işsizlik hiç olmasın ama ülkemizin gerçeği bu konuya da biz elimizden geldiğince destek verdiğimizi, katkı verdiğimizi düşünüyoruz. Tabii ki bu çalışmalar devam edecek. 2021'de devam edecek, 2021'de devam edecek. İnşallah işsizlikle ilgili savaşımız, mücadelemiz Polatlı Belediyesi'nin imkanları ve konsepti ölçüsünde devam edecek. Tabii ki biz fabrika değiliz. Fabrika açmıyoruz ama işverenlerle, işçileri buluşturarak onların evlerine ekmek götürmelerine vesile oluyoruz. Biz ekmek falan vermiyoruz. Dolayısıyla ben bu hizmete de çok değerli ve anlamlı bulduğumu özellikle belirtmek isterim. Kıymetli basın mensupları, malumunuz 2021 yılındayız. 2021 Polatlı için çok önemli bir yıl. Çünkü bizim şanlı zaferimizin, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu bizim 1921'de bizzat Atatürk önderliğindeki Türk milletinin yeniden Doğatepe'de ayağa kalktığı, işte yüzyıllarla devam eden geri çekilmeyi durdurduğu ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu coğrafyaya, bu topraklara gereken hassasiyeti, gereken ihtimamı, gereken değeri vermek durumundayız. Zaten biliyorsunuz Polatlı Belediyesi ve ilgili kurumlar her yıl Sakarya ile ilgili çalışmalar yapıyorlar.
kutlamalar çerçevesinde. Yine malumunuz ben geçen dönem göreve gelince 2014 yılında HOT adında bir birim oluşturmuşum. Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi diye. Burada da yetkili arkadaşlarımız var, işi bilen arkadaşlarımız var. Personelimiz gayret gösteriyorlar, çalışıyorlar ama 2021 yılı çok daha önemli. Biz 2020'nin ikinci yarısı itibariyle bir grup arkadaşımızla birlikte 2021 100. yıl kutlamalarıyla ilgili çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Bundan kastım sadece son işte Eylül'ün ikinci haftasına sığdırılmış bir haftalık programlar değil, bir tam yıla yayılan, bir yıl boyunca yapılacak programı teslim ettik. Üzerinde çok az çalışmamız kaldı. Allah nasip ederse Ocak ayı içerisinde ben bu çalışmalarımızı Polat'taki bütün siyasi partilerimizle, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle, halkımızla, vatandaşlarımızla paylaşmayı düşünüyorum. Yani Polat Belediyesi olarak bizim 2021 yılı Sakarya Savaşı 100. yıl kutlamalar programımız budur. Katkılarınızı, önerilerinizi, desteklerinizi bekliyoruz diye bir büyük, geniş kapsamlı bir lansman toplantısı yapacağız. Yani burayı, bu iş sadece Polat Belediyesi biz yapmış olmak yerine hep beraber bütün herkesin içerisinde olduğu, bütün siyasi partilerin altına çiziyorum, içinde olduğu, herkesin kenarından tuttuğu kapsamlı programlar planlıyoruz. Bununla ilgili bütün resmi kurumlardan, bütün yerel yönetimlerden her türlü desteği alacağız. Ön görüşmelerimiz var, yapıyoruz. İnşallah 2021 yılında bu yıl pandemi koşulları olsa bile Sakarya zaferini ve Polatlı'yı bütün belleklere kazanmayı hedefliyoruz. Çünkü bu konuda en büyük zafiyetimizin tanıtım eksikliği olduğunu biliyoruz. Biz son 6 yılda, 7 yılda bu konuda çok şey yaptık ama yeterli olmadığını, daha gidecek çok yolumuzun olduğunu, yapacak çok işimizin olduğunu söylemek istiyorum. İnşallah bunu da yine herkesin içinde olduğu, az önce bahsetmiş olduğum unsurlarla da toplantılar tertip ederek, toplantılar yaparak bunu hayata kavuşturacağımızı düşünüyorum. Tabii 2021 yılı İstiklal Marşı yılı kabul edildi. İstiklal Marşı'nın kabulü de 100. yılı. Biz işte bu ikisini Sakarya Meydan Muharebesi'yle, Sakarya Zaferi'yle, Milli Mücadele'yle bunları birleştirerek bunu devlet ricalinin de iştirak ettiği, katıldığı, sahiplendiği, destek olduğu bir program haline inşallah getirmeye gayret göstereceğiz. Değerli arkadaşlarım, tabii 2020 yılı pandemi yılı olduğu için birçok kurum, kuruluş, bazı yönetimler yatırım bütçelerini askıya aldılar veya tabiri caizse frene bastılar, kısıtlamaya gittiler. Fakat Polatlı Belediyesi 2019 yılındaki yapmış olduğu planlamalardan taviz vermeden geçen yıl pandemi şartlarına rağmen hedeflerine ulaşmaya gayret gösterdi ve birçoğuna ulaştı. Mesela işte açılış programları tertip ediyorduk. Allah nasip etmedi, olmadı. Katlı otopark inşaatımızı bitirdik, hizmete açtık. Alparslan Türkeş Bilim Merkezi'ni yeniden işte Gülveren'den taşıdık, Alparslan Türkeş Bilim Merkezi adını verdik, getirdik oraya. Gençlik Merkezi inşaatımızı takip ediyorsunuzdur. Bence o da bu şehirde hakikaten çok önemli bir eksiği giderecek. Yani bir kültür merkezi gibi olacak. Bir de kendi özgü bir mimarisi var. Aslında işte inşaatı görüyorsunuz, bitti. Bir çevre düzenlemesi vesaire gibi ufak tefek çalışmalar yapılıyor. Hedefimiz burayı 19 Mayıs tarihinde, 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günü açabilmek. Bununla ilgili gayret gösteriyoruz. Gençlik Merkezi içerisinde çok büyük bir kütüphanemiz var. Çocuklarımızın özellikle ders çalışabilecekleri nezih bir ortam oluşturduk. 700 metrekarelik koskoca bir ders kütüphane düşünün. Her şey dijital. İnşallah burası hayata geçecek. İçerisinde bay bayan spor, ayları spor salonlarının olduğu iki ayrı salonumuz var. Hanımlar Konağı'ndaki spor salonumuzu buraya taşıyacağız. Yine bir erkek spor salonu açacağız. Onun üzerinde bir eğlence merkezi planlıyoruz. Hemen hemen
İşte bu gençlerin hoşça vakit geçireceği, yani ders çalıştıktan sonra da eğleneceği de bir ortam oluşturmak istiyoruz. Yine hobi odaları, çalışma odaları, meslek kurslarının yapıldığı bölümler ve kafeteryasıyla birlikte hakikaten şehrin merkezinde herkesin rahat ulaşabildiği, ulaşabildiğin kolay olduğu bir yapıyı en geç 19 mesela açacağız. Aslında hile açılışı daha önce olacak ama resmi açılışımızı ben anlamlı olsun için, anlamlı bir güne denk gelsin diye o güne planlamış bulunmaktayım. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Yine değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Belediye hizmet binamızın inşaatı hızla devam ediyor. Bu sene kabayı bitirmekle ilgili çok büyük bir hedefimiz vardı. İnşallah birkaç aylık bir aksamayla bitmiş olacak. Şu anda işte son kat betonlar atılmak üzere. Burası da çok önemli bir yapı olacak. Çünkü her zaman söylüyorum, söyledim. Polatlı Belediye'mizin şu anda bulunduğu bina eski bir bina. Kullanışlı değil. Ve şehir merkezinde trafiğe sebep oluyor. Yani trafik sıkışına bir sebep oluyor. Dolayısıyla şehrin işte ortası sayabileceğimiz, ana yolun hemen kenarında Selçuk mimarisinde bu güzel eser bitince biz bütün bölümlerimizi tek çatı altında toplayarak daha ekonomik, daha rantabı bir belediye hizmet binasına kavuşmuş olacağız. Tabii içerisinde belediye hizmet binası içerisinde birimlerimizin yanında 315 kişilik büyük bir salonumuz var. Konferans salonu inşa ediyoruz içerisinde. Çok güzel bir meclis salonu inşa ediyoruz. Bütün siyasi partilere, daha doğrusu sanıyorum 4 ya da 5 olması lazım. 5 ayrı siyasi parti grup odaları öneriyoruz. Belediyemizin böyle bir imkanı yok, Polatlı Belediyesi'nin. Keşke olabilse. Yani muhalefet belediyemiz üyeleri de sık sık belediyeye gelip işte kendi çalışma ofislerinde bulundukları çalışmaları denetleyebilse, ortak olabilse, ama inşallah bunu aşağıdaki belediye hizmet binamızda sağlamış olacağız. Ben hizmet binamızın o bölgede o bölgeye çok değer katacağını, şehrimizin güney istikametine doğru bir dengeleme sağlanacağını, şehirdeki trafiğin rahatlayacağını düşünüyorum. İnşallah bunu da bu sene kabası bitiyor, 2022'nin yazına bitirip açıp hizmet vermeye inşallah gayret göstereceğiz. Tabii değerli arkadaşlarım, bu çerçevede gördünüz şehrin yeni mahalle cephesinde bir cepheleşme yaptık. Bunu Çevre Bakanlığımızla birlikte bir koordineli ortak projemizde bu proje. Yani küçük dokunuşlarla bölgeyi biraz daha nezih hale getirmeye gayret gösterdik. Oradaki bütün vatandaşlarımıza, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum ben esnaflarımıza. Ama bunun yanında özellikle ana yol geçişindeki orta refüj yetki sorumluluk bizim olmadığı halde burayla ilgili çalışmamız var. İnşallah hastanenin girişinden sanayinin çıkışına kadar olan bölgede dekoratif bir aydınlatma sistemi ve gerekleriyle bu güzergahı çok daha farklı hale getirmeyi planlıyoruz. İhalesini yaptık inşallah. Yani Nisan-Mayıs gibi de bu biter. Özellikle bir akşam Polatlı'ya girenlerin uzun zamandır girmeyip de gelenlere şaşıracağı bir giriş çıkış olacağını düşünüyorum. Bölgede işte Kartal Tepe Alışveriş Merkezi'nin, efendim Alparslan Türkeş Bilim Merkezi'nin, belediye binamızın işte bu aydınlatmaların olduğu bir konsept düşündüğümüz hakikaten çok farklı, güzel bir şey olacağına da inanıyorum. Bunu da bu şekilde yapacağız diye düşünüyorum. Yine değerli arkadaşlarım, Kartal Tepe Konutu ile ilgili safahatı biliyorsunuz. İşte Polat Belediyesi ihale iptal edip devraldı. Nasibimiz bitirdik. Şu anda çevre düzenlemesi yapılıyor. 2 blok bitti. 104 dairenin arkadaşlar anahtar teslim töreni yapacağız yakın bir tarihte. Şu anda inşaatla ilgili hiçbir şey kalmadı. Her şey bitti. Sadece çevre düzenlemesi yapılıyor. Biz de yani çevre düzenlemesi bitmeden anahtar teslimi yapmayalım diye düşünüyoruz. İşte hava şartları izin verirse herhalde 10-15 güne kadar da bu bitecek. Ondan sonra bu 104 dairenin tapularını vermiş olacağız. Şey, anahtarlarını vermiş olacağız. Hemen arkasından da bu süreçte de arkadaşlar 3+1'lerin ihalesine çıkıyoruz. 3+1 dairelerin. 156 tane de 3+1'imiz var toplamda. İnşallah bunları da 2021 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Çünkü inşaatların zaten
%45-50 seviyesi, yani 45 civarı bir seviyesi yapılmış durumda toplamda. Dolayısıyla buradaki hak sahiplerine de bunlara ulaştırabileceğiz. Tabii bunun yanında diğer birimlerimiz de boş durmadılar. Çevre, işte efendim park başkaları müdürlüğümüz peyzaj çalışmaları, yeni parklar yaptılar. Yeni parklar yapmaya devam ediyoruz şu anda. Ve kendi imkanlarımız yapacak arkadaşlar. Bunu önemli, özellikle söylemek isterim. Yani tabii ki çok büyük parklar ihaleyle yapılıyor ama biz bu 3-5 dönümlük parkların hemen tamamını kendi imkanlarımızla, kendi ekipmanlarımızla, kendi arkadaşlarımızla yapıyoruz. Özellikle marangozhanede park ekipmanlarını kendimiz üretiyoruz. Çok daha ekonomik bir hale getiriyoruz. Yani ihaleyle 1 milyona yapılacak bir işi biz en kötü, en çok 500 liraya kadar maliyeti düşürebiliyoruz. Dolayısıyla bu konuda da bir çalışmalarımız var. Tabii yasa, arkadaşlar 63 sayılı yasa bize köylere de bağladı biliyorsunuz. Eskiden Polatlı Belediyesi'nin hizmet sahası sadece şehir merkeziydi. Köylere özelliklerle bakıyordu. 82 tane köyümüz var. Onların da taleplerine, muhtarlarımızın taleplerine de hemen hemen cevap verdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki önümüzdeki yıl için, bu yıl için, 2021 ve 22 yılları için köy konağı yapacağımız köylerimiz var. Onları belirledik zaten. Bir ihale kapsamında sanıyorum 8 köydü. 8 tane köyün konak hizmetini de biz bu yıl yapmış olacağız. Tabii henişleri arkadaşlar özellikle Şentepe mahallemizde bu sene çok ciddi bir asfalt hata yaptı. Belki de son 10 yılın en çok asfaltı bu yıl atıldı belediyemiz açısından. Bunu hem kendi asfalt plan tesisimizle hem de Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğumuz protokol gereği Büyükşehir plantinden de asfalt temin ederek ulaştırdık. Ama 2021 yılında tüm zamanların en fazla asfalt atacağız. Çünkü ASKİ biliyorsunuz şehri kazıyor. Asbestli buraların değişimi zaruretti. Bunların işte dikeyler kazıldı, şimdi yatarlara geçilecek. Dolayısıyla özellikle şehir merkezimizde hem kaldırım hem de asfalt ihtiyacı oluşacak. Hesaplamalarımıza göre 150 bin ton civarında bir asfalt seneye, 2021 yazına planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene şehrin merkezine özellikle çok daha rahatlatmış olacağız. Geçen sene Şentepe rahatlamıştı. Ondan sonra da diğer mahallelerimize girmeye gayret göstereceğiz. Tabii bunun yanında bizim köyde yaptığımız ufak tefek işler var. Yani onlara da işte çeşmeler var, işte yükleme rampaları taleplere göre yaptığımız, işte hayvan yıkama havuzları vesaire. Onlara sayılarını söylemeye gerek duymuyorum. Değerli arkadaşlarım, bunun yanında tabii belediyecilikte bir başka önemli husus da planlamadır. Şehir planlanması konusudur. Tabii ki biz göreve geldiğimizde şehrin büyük bir bölümünde planlama yapılmıştı zaten. Devam eden planlar vardı. Yani yapılmış ama uygulanamayan planlarımız vardı. İşte İster Mahallesi planı gibi. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nde 5000'lik plan geçti. Askı süreci sanıyorum bitti bitecek bugünlerde. Askılar iniyor. Arkasından 1000'lik ve parselasyon yapacağız. Yani şehrin hızlı tren istasyonunda olan bölgeyi, hastanenin güney tarafının planı bitmiş olacak. Nasip olursa Gülveren planlamasındaki parselasyon çalışması devam ediyor. Bayilerine doğru. Hem mahallenin içi hem o bölgeler. Yine yeni mahalle planı onaylandı, bitti biliyorsunuz. Onun da binlik ve parselasyon çalışmaları yapılıyor. Bu planlarla baktığımızda şehrin dört bir tarafının da imara açık olduğunu görürsünüz. Zaten şehitlik planı kendi içerisinde sorunlar olmakla beraber belli bir süreç kapattı. Ama bütün bunlara baktığınızda şehrimizin zaten bası köyüne kadar planlamamız var. Dolayısıyla şehrin dört bir tarafında imara açık alanlar var. Hani denir ya şehrin rantını eşit paylaşmak diye. Herkes, her vatandaşımıza seçenekler sunarak istediği yerden, istediği şekilde yatırım yapmak, ev yapmak, ev almak gibi imkanları sunmuş oluyor. Yani bu plan, bahsetmiş olduğum planlar bittiği zaman Polatlı'nın belki önümüzdeki 20 yılında, belki daha uzun bir süre, bir imar ihtiyacı olacağını düşünmüyorum ben. Niye, nereye kadar? İşte kamuoyunda bildiği, sıkça da konuşulan, bazen işte ümitsizliğe kapıldığımız ama benim bilgim dahilinde mutlaka yapılacağına inandığım
askeri sınıf okullarının Polatlı'ya gelmesi konusu var. İşte Acıkır bölgesindeki çalışmaların yapıldığını biliyorum. Tabii bu da imkan meselesi, öncelik meselesi. Ve Silahlı Kuvvetler uzunca yıllar planlamalar yaparak bu işleri yapıyor. İnşallah onların da Polatlı'ya gelmesiyle biz 45-50 bin civarında nitelikli bir nüfus bekliyoruz. Yani 15-20 bin personelden bahsediliyor. Bunun da en kötü olduğunu düşünüyoruz. Nüfusumuzun yarısı kadar bir nüfus, merkez nüfusumuzun olacağından bahiste ben bu imar çalışmalarının çok daha anlamlı olacağını, çok daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Tabii ki bunun dışındaki köy planlamalarımız devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlarımız biliyor bile demiş arkadaşlarımız. İşte biten köyler var, gündemdeki köyler var, çalıştığımız köyler var. İmkanlar dahilinde bütün planlamalar yapmak istiyoruz. Şimdi geçmişte arkadaşlar bu imar plan işlerinin tamamı Polatlı Belediyesi'nin uhdesinde ve yetkisindeydi. Polatlı Belediyesi almış olduğu kararlarla belediye meclisinde bunu onaylıyor ve reddediyordu. Ama yasa bizi şu anda bu konularla ilgili Büyükşehir Belediyesi'yle de entegre olmaya yöneltti. Dolayısıyla bu işlerin askıdan inmesi, gündeme alınması, görüşülmesi bir planın minimum 4-5 ay sürüyor. Bu da biraz zaman kaybı oluşturuyor. Tabii 5 binlik ayrı, binlik ayrı, parselasyon ayrı bir yere gidince zaman kaybı olabiliyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bu süreçte yani 2019-2021 yılı sürecinde bizim şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi nezdinde onaylanmayan planımız yok denebilir. Tabii ki bu planlamalarda emsalleri, bakın bunu öyle söylemek istiyorum, özellikle belirtmek istiyorum. Emsalleri belirleyen Büyükşehir Belediyesi Meclisi'dir. Biz öneriler sunuyoruz. Öneri sunuyoruz. Ya önerilerimiz oradaki komisyon tarafından ve belediyemiz tarafından değerlendirilerek yürürlüğe giriyor. Ve malumunuz işte Türkiye'de bir yatay yapılaşma anlayışı egemen olmaya başladı. Artık yüksek emsallerin olması da çok kolay gözükmüyor. Yani ortalama 1.2 civarındaki emsallerle çalışılacağı anlaşılıyor bundan sonraki süreçte. İnşallah imar konusunda da planlama konusunda bunu söyleyebilirim. Tabii bunun dışında rutin yaptığımız onlarca iş var. Mesela rakam okurken gördüm. Bizim günlük Polat'tan çöp toplama topladığımız çöp 100 bin ton. İşte 100 ton düzeltiyoruz. Günlük 100 ton çöp topluyoruz. Her gün. Rutin yapılıyor bu iş. Tabii bunlar gözüken şeyler, çalışmalar değiller. İşte Çevre Koruma Müdürlüğümüzün çalışmaları var. İşte geçen yıllarda açmış olduğumuz hayvan pazarı hakikaten çok canlı. Çarşamba sabahları çalışıyor. Dilersen bir de gider orada beraber gezmiş olabiliriz. Yani çevre illerden, ilçelerden alıcılar geliyor. Hem üreticimiz hem de tüccarlarımız bu işten ekonomik anlamda getiri elde ediyorlar. Yani bu konuda da hayvan pazarımızın isabetli bir iş olduğunu söyleyebilirim. Tabii hayvan barınağımız var biliyorsun, geçici barınak. İşte köpekler konusu sorun. Sadece bizim değil, Türkiye'nin sorunu. Bizim bu konuda çok modern bir laboratuvarımız da var. Burada ekibimiz kısıtlaşma çalışmaları yapıyor. Büyükşehir Sağlıkçılığı Daire Başkanı'nda işbirliğimiz var. Onlarla beraber işler yapıyoruz. Ama bu konuda biraz anlayış bekliyoruz toplumdan. Tabii ki bu hayvanlara da imkan sağlamamız lazım. Geçen sene biz 1500 civarında hayvan aşılama yapmışız. 450 civarında hayvanın kısırlaştırmasını sağlamışız. Ama yeterli mi? Değil tabii ki. Burada bu hayvanlara özellikle işte ilgi duyan, destekleyen, besleyen vatandaşlarımız olduğu gibi bunlar istemeyen vatandaşlarımız da var. Hatta işte Türkiye'de de haberleri izlerken haberlerde akşamları görüyoruz. Bazı yerlerde işte farklı görüntüler ortaya çıkabiliyor. Biz de elimizden geldiğince o hayvanların da yaşam hakkına saygı duyarak onlara onların da aç kalmaması için gayretler gösteriyoruz. Ben bu konuda da özellikle Çevre Koruma Müdürlüğü arkadaşlarımızı özellikle tebrik etmek istiyorum. Bu konuda hakikaten çok güzel çalışıyorlar. Yani değerli arkadaşlarım, biz 2020 yılının planlamalarımız çerçevesinde, programımız çerçevesinde geçtiğini söyleyebilirim. Yani programımızdan geride kalmadık. Ama bütün dünya gibi, bütün ülkemiz gibi
Kulata da bu şekilde etkilendi. Biz de etkilendik tabii belediyemiz anlamında. Esnaflarımıza da, kiracılarımızın kiralarının ötelenmesi konusunda, kira artışı yapmama konusunda, hatta işte meclis gündemimiz de var. İnşallah önümüzdeki günlerde karar alacağız. Bazı aylarda kira almama noktasında, özellikle belediyemiz kiracılarına destek olmaya gayret gösteriyoruz. Ben inşallah çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. 2021 hedeflerimizin tutturulmasını diliyorum. Tabii yapılan her şey, çakılan bir çivi, yapılan her şey bu şekilde yapılan bir iştir. Bunların her birimizin, herkesin mutlu olması, destek olması gerekir. Biz şu ana kadar bu desteği herkesinden görüyoruz. Bundan da mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bütün arkadaşlarıma, katılımcılara, katılamayan arkadaşlarımıza, belediye meclis arkadaşlarımıza, meclis üyesi arkadaşlarımıza buradan ailelere teşekkür ederim. Ben sadece bunları söyleyeceğim.